Hepinize selam sevgili dostlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Yasin Uzun. Evet arkadaşlar, daha önce bir üniversite videosu çekmiştim. Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi ile alakalı. Bugün de üniversite tercihleri açıklandığı için o videonun birazcık izlenimleri artmaya başladı arkadaşlar. Ben de o videoda söz vermiştim. Şu anda hemen size daha detaylı bir video çekmeye karar verdim. Evet, öncelikle Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'ni kazanan tüm dostlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bana genelde özelden ve videonun yorumlarından yazdığınız, sorduğunuz soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Bunları size sadece anlatarak değil, görsel olarak da göstereceğim. Üniversite burada, yurt burada gibi tüm detayları konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle Bilecik'in iki tane girişi var genelde. Biri Eskişehir tarafı, biri de Bursa tarafı. Bir de İstanbul tarafından giriş var. Onlar zaten İstanbul'la Bursa aynı yerde birleştiği için şimdi öncelikle İstanbul Bursa tarafına gideceğim. Oradan işte geldiğinizde üniversite neresi, yurt neresi gibi soruları konuşacağız. Ama öncelikle bizim mahallede bir yurt var, onu göstereyim. Burası yarı özel yarı devlet bir KYK yurdu arkadaşlar. Kız KYK'sı. Öncelikle ondan başlayacağım çünkü yolumuzun üstü. Daha sonra üniversiteye çıkacağım ve tabi minibüsler hakkında da bilgi vermeye devam edeceğim. Heyecanınızı çok iyi anlıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda sizin hevesinizi kırmaya çalışan insanlar da var. Özellikle bu üniversitenin itiraf sayfalarında falan yorumlarda görüyorum. Kimseye aldırış etmeyin arkadaşlar. Herkes güzel bir hayat yaşayacak diye bir şey yok. Ben önceki videomda da söylediğim gibi üniversiteye gidip de o benim üniversite hayatım efsaneydi diyen insan da görmedim. Çünkü genellikle insanlar yaşadıkları yerden ayrıldığı zaman hem o lise ortamının sıcaklığını bulamıyor hem de farklı bir şehir, yabancı insanlar, ekonomik problemler sizi ne yazık ki böyle düşünmeye itiyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani paranız olsa böyle şeyler zaten yaşamazsınız arkadaşlar. Biraz üniversite hayatında özellikle ilk aylarda harcamanıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü harcamanıza dikkat etmediğiniz için ilk 1-2 ay kendinize gelemeyeceksiniz. Şimdiden söylüyorum. O yüzden ay sonunu hesap ederek harcamaya çalışın. Bilecik zaten size gereksiz derecede masraf yaptıracak bir il değil. Gayet ideal bir il arkadaşlar. Ben buradan giderken Bilecik'i çok seveceğinize inanıyorum. Gördüğünüz evet. gibi yarı özel, yarı özel yarı erkek diyecektim az kalsın. Yarı özel, yarı devlet kız KYK yurdumuz. Şöyle yeşil alanları var. Oturma yerleri falan var. Buradan görünüyor mu tam bilmiyorum. Evet. Şimdi önünden geçelim. Evet, şu anda burada bir çalışma var galiba arkadaşlar. Şurada yeni bir inşaat yapılmış. Onlarla alakalı olabilir. Bakın şurada oturma alanları falan var da sanki personel için yapılmış gibi duruyor. Ama burada yeşillik alanları falan var. Burada yeşillikleri oturabilirsiniz. Evet, burası Bilecik Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu diye geçiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi yarı özel. Buranın biraz daha iyi olduğunu duydum ben. Hatta KYK'ların arasında Bilecik'te bildiğim kadarıyla en temizi, en düzgünü diye duydum. Ama fiyat farkı var tabii ki ve üniversitenin yanında değil. Şurada ileride bir tane kafe var arkadaşlar. Hemen öğrenci yurduna yakın. Bakın şu binada olması lazım. Birinci katında. Zaten geldiğinizde göreceksiniz bunları. Bilecik kafe yönünden çok zengin arkadaşlar. Mesela ben Bilecik'in çoğu ilden bu konuda önde olduğunu düşünüyorum. Hem kafe kültürü çok yaygın hem de nüfusuna göre çok lüks ve çok düzgün kafeleri var. Genellikle de burada teras kafeler meşhur arkadaşlar. Geldiğinizde sürekli teras kafe olduğunu göreceksiniz. Genelde çünkü bana ilk söylenilen şeyler neden burada hep teras kafeler var. Bilecik'te yerde kafe yapmak pek fazla tutmuyor. Evet, şimdi buradan geri döneceğim. Aslında oradan U da çekebilirdim ama size göstermek istedim. Şimdi ana caddeye çıkacağım arkadaşlar. Bu ana caddeyi unutmayın. Bu ana cadde Bilecik'in en önemli ana caddesi. Yani Bilecik'te bir tane cadde var. Tüm her şey o caddede. Her yere oradan gidiyorsunuz. Şimdi oraya doğru gidiyorum bakalım. Bu arada Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalacak olan arkadaşlar veya tercih edecek olan arkadaşlar, burası da Bahçeli Evler Mahallesi'nin ana caddesidir. Burada da şu yoldan çok yürüyeceksiniz. Bu cadde boydan boya. Bu arada şu dondurmacı müthiş bir yer. Hem çok uygun hem de çok güzel dondurmaları var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aynı şekilde tatlıları falan da var. Bakın burada bir Hünkar Börek diye bir börekçi var. Buradan kahvaltınızı yapabilirsiniz sabahları. Burası da çok lezzetlidir. Bilecik'in meşhur yerleri buralar. Şok BİM A101 bu cadde üzerinde bulunuyor. Şimdi Şok'un önünden geçtik. Arkada A101 ile BİM de var arkadaşlar. Burada bir çiğ köfteci var. Yine bu cadde üzerinde özel yurt da mevcut arkadaşlar. Az önceki dondurmacının oralarda olması lazımdı. Geçerken söylemeyi unutmuş olabilirim. Evet. Şöyle. Burada bir alt geçit var ama öğrenciler genelde bakın alt geçitin kenarında yollar var. Şurada da aynı şekilde. Oradan gitmeyi tercih ediyor. Hemen şurada bir tane durak var arkadaşlar.
O durakta inersiniz. O durağın karşısındaki durakta, tam da şuranın üstüne denk geliyor orası da, okula giderken bineceğiniz minibüs durağı. Minibüs ücretlerine gelecek olursak arkadaşlar, en son öğrenci 2,5 liraydı diye hatırlıyorum. Yani 2,5-3 lira gibi bir şey şu anda. Bakın, duraklarımız akıllı durak, gördüğünüz gibi. Yani kışın karda, kışlılığı o durakların içinde rahatlıkla minibüsünüzü bekleyebilirsiniz. Ama zaten çok fazla beklemezsiniz. Minibüsler çok sık geçiyor. Bakın şu an bir tane aşağı doğru iniyor mesela, üniversiteden gelmiş. Evet, minibüse burada bindiniz. Minibüse burada bindiniz arkadaşlar. Minibüs buradan kalktı ve devam ediyor. Genelde minibüsler tabii otomobillere göre biraz daha yavaş hareket eder. Çünkü minibüslerin geçmesi gereken dakikalar vardır. O dakikaların üstüne çıkamadıkları için hem kendi haklarını korumak amacıyla hem de başka insanların hakkına girmemek için mecburen o hızda gitmek zorundalar. Yani niye geç kaldı veya niye yavaş gidiyor, niye hızlı sürmüyorsun gibi durumlar aklınıza gelebilir minibüsçüler hakkında. Onu da önceden ben söylemiş olayım. Evet. Burası Bilecik'in başlangıcı diyebiliriz bir nevi. Bu taraf organize sanayi bölgesi. Burayla sizin çok işiniz olmuyor, staj falan yapmayacaksanız. Bu taraf Bahçeevler Mahallesi. Yani az önce kız öğrenci yurduna giriş bu mahalleden arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şimdi bu yolu yürüyen bazı öğrenci arkadaşlar da var. Bir ara minibüslere zam yapılmıştı. Böyle bir öğrenciler kendi aralarında organize olup minibüse binmiyoruz gibi bir yola gittiler ve burada sürekli yürüdüler. Ben hatırlıyorum geçen sene. Tabii kim haklı kim haksız orasına ben karışmıyorum arkadaşlar. Şimdi iki tarafın da haklı sebepleri var. Bakın buradan yine çınar ağacının anlamı da Osmanlı Bilecik'te kurulmasıyla alakalı, Söğüt'te kurulmasıyla. Yani o çınar buradan doğdu anlamında. Ve yeni gelecek arkadaşlara müjde. Bunu diğer öğrenci arkadaşlar ne yazık ki göremediler. Yeni şehir hastanemiz arkadaşlar, üniversitemizin tam yanında. Hatta bakın ileride de üniversitenin içinde bir inşaat görüyorsunuz şu anda. Şöyle göstereyim. Evet, orası üniversite, burası da hastanemiz. Hatta bu hastane şu anda üniversiteye tahsis edildi. Bakın, Bilecik Şehir Hastanesi'ydi. İsmi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Yani bu ne demek oluyor? Bilecik Şehir Devalı Üniversitesi ve Tıp Fakültesi kuruldu demek oluyor arkadaşlar. Bu da tıp fakültemize hediye gibi bir şey oldu. Evet, gelmeye devam ediyorum. Bu Bursa yolunun üstünden geçiyorum bu arada. Bursa'dan gelen arkadaşlar şuradan gelecekler. Köprünün altından geçip buradan devam edecekler. Evet. Bilecik şeyde Bali Üniversitesi'nin Gülümbe kampüsü. Zaten bir tane kampüsü var bildiğim kadarıyla. Şimdi sol şeride geçiyorum. Bu göbekten dönmem gerekiyor ama ben dönmeyeceğim, vazgeçtim. Çünkü size diğer KYK'yı da göstermem gerekiyor. Bakın arkadaşlar, üniversite burası. Burası da devlet KYK'sı. Yani tam devlet, yarı özel değil. Evet, şurası da KYK arkadaşlar. Şimdi önünden geçeceğim zaten. KYK'nın hemen bitişinde şöyle bir cami var. Buraya kız KYK'sından da namaza gidildiğini biliyorum. Genelde kızlar falan toplanıp böyle kandillerdeydi yanlış hatırlamıyorsam, ya da Ramazan'da gidiyorlardı. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yazıyor zaten kız öğrenci yurdu diye. Burası girişi. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kenara geçeyim de trafiği de riske atmayalım. Buradan öğrenciler çıkıyor. Aa, burayı yeni gördüm. Bakın harika olmuş. Burayı ben de şu an görüyorum. Normalde şuraya kadar yürümeniz gerekiyor ama buraya giriş yapmışlar. Efsane olmuş. Hemen bitişik, gördüğünüz gibi girişler yan yana. Hatta şöyle giderek de çeksem nasıl olur? Güzel olur bence. Şuraya arabayı bırakayım. Burası da dolmuş durakları. Evet, indim şu anda. Girişe doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakın, bulamayan arkadaşlar için belki karıştırırsınız, bir şey olur. Portland Porselen'in tam karşısı arkadaşlar. Şöyle. Zaten Portland Porselen'i buluyorsanız hani burayı da bulursunuz diye düşünüyorum. Eskiden şöyle geniş açı alayım. Eskiden bu bölgede minibüsler duruyordu arkadaşlar. Şu anda minibüsler burada duramaz gibi görünüyor. Çünkü buraya böyle bir giriş yapılmış ve inanır mısınız, efsane olmuş. Ben bayıldım. Çünkü buradan çıkıyordu öğrenciler. Ta oraya yürüyorlardı.
Bilecik'e geldiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Bilecik Şehidebali Üniversitesi sürekli gelişen bir üniversite. Her sene yeni bir fakülte, her sene yeni bir yenilik yani. O yüzden ben Bilecik Şehidebali Üniversitesi'nin rektörlüğünün çalışmalarını gerçekten beğeniyorum. Genelde böyle pozitif videolar yapıldığında saçma sapan yorumlar gelebiliyor. Daha önce yaşadığım için söylüyorum. Yok üniversite cebine para mı doldurdu veya işte kime yaranmaya çalışıyorsun, siyaset mi yapıyorsun? Uzaktan yakından alakası yok arkadaşlar. Ben sadece üniversiteye başlayacak olan arkadaşlarımızın gereksiz yere umutlarını kırmak istemiyorum. Heyecanlarını, beklentilerini yok etmek istemiyorum arkadaşlar. Ben zaten diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler, her zaman pozitifim. İnanmıyorum. Burası komple kapanmış. Arkadaşlar bakın burası dönüş. Şöyle göstereyim. Burası normalde üniversitenin girişiydi. Hatta şurada ATM'leri falan göreceksiniz. Buradaki ATM'leri de size söyleyeyim. Akbank, İş Bankası, Ziraat ve Garanti var galiba. Aynen öyle. Burada 4 tane ATM var arkadaşlar. Özellikle Ziraat sizin çok işinize yarayacak. Genellikle burslarınızı veya kredilerinizi buradan alacaksınız. Burası böyle giriş. Şu yukarıda bakın burada da bir tane giriş var. Bu vardı ama bu aktif olarak kullanılmıyordu. Belki burayı aktifleştirmiş olabilirler. Bakın arkadaşlar burası kütüphaneydi. Şu an kütüphanenin önünden geçiyoruz. Evet. Şurada size daha detaylı video çekmeye çalışayım. Az önce uzaktan gördüğümüz bahsettiğim inşaat. Evet, burada rektörlüğü görüyorsunuz arkadaşlar. Burası rektörlük binası. Burası da kütüphane ve bilgi merkezi diye geçiyor. Şöyle şuradan çekebilirsem umarım kızmazlar. Evet, üniversiteniz bu şekilde. Tam karşında İBF'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün fakülteler bunlar zaten. Bakın şurada bir bina var. Her binada iki fakülte olması lazım arkadaşlar. Bakın şurada yine iki fakülte. Hafta sonu cumartesi günü sınava geleceğim. Sınavda çekebilirsem eğer size fakültelerin tam yerlerini de üniversitenin içinden, kampüsünden çekebilirim arkadaşlar. Eğer çekmemi istiyorsanız bu videonun altına yorumlarda bildirebilirsiniz. Bu arada videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum sevgili dostlar. Ayrıca Instagram'dan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi insanlar falan çıkıyor, dik dik bakıyorlar ama gene de çekeyim. Fakültelerin hepsinin içinde kantinin vesairesi var. Şurası yemekhane arkadaşlar. Fakültelerin ortasında yemekhane. Bana meslek yüksek okulu soran arkadaşlar da oluyor. Meslek yüksek okulu da bir tık daha aşağıda arkadaşlar. Evet. Burada da oturanlar varmış, görmedim, ayıp oldu. Çok fazla büyük bir üniversite değil, içinde kaybolmazsınız ve sizi her konuda yönlendirecekler. Mesela her üniversitede yurt kaydı için böyle kapıya dizilirler. Yurt konusunda aklınıza hiçbir şey takılmasın. Gelmeden önce de internetten araştırıp yurtların yorumlarına bakarsanız sizin için çok daha avantajlı olur. Üniversitenin içinde söylediğim gibi ben haftaya çekmeye çalışacağım. Hatta şu anda da belki girebilirim ama pandemi nedeniyle bana kimlik kartı vermediler. Evet arkadaşlar, şimdi bakın Yenişehir Bursa yolu sağ taraf gösteriyor. Yani Bursa'dan gelen arkadaşım buraya nasıl gelecek? Öncelikle bu yol yeni yapıldı arkadaşlar. Bu yol olmadan önce normalde hemen şuraya köye doğru bir yol dönüyor. Eğer yanlışlıkla o köy yoluna girerseniz hemen dert etmeyin, hemen ileriden dönmüş gelmiş olursunuz. O köy yoluna dönmezseniz, dümdüz gelirseniz direkt sizi zaten sol tarafınızda bu hastane karşılayacak. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni göreceksiniz. Zaten bunları navigasyondan görürsünüz de gene de bilginiz olsun diye anlatıyorum. Siz bu yolun altından geleceksiniz arkadaşlar. Birazdan çekeceğim, göreceksiniz. Bu arada İstanbul'dan gelen arkadaşlar da şu an benim geldiğim yönden gelecekler. Benim o U yaptığım yer, yani dönmüş olduğum yerden İstanbul'dan gelen arkadaşlar gelecek. Bursa'dan gelecek olan arkadaşlar da şuradan gelecek arkadaşlar. Bu köprünün altına girecekler ve bu köprünün altından çıkıp yolun karşısına geçip üniversiteye doğru gidecekler. Ve benim döndüğüm yerden veya bir önceki yerden U dönüşü yapacaksınız. Ama bir önceki yerden U dönüşü yaparsanız muhtemelen girişe denk gelmeyebilirsiniz. Çünkü giriş kapanmış. Bursa'dan gelen arkadaşların girişi bu şekilde. Şimdi benim Bilecik Üniversitesi'nin önünden çıktığım dakikayı tutun arkadaşlar. Şu anda çarşıya doğru gidiyorum. Yani minibüs dediğim gibi biraz yavaş gider. Siz de genellikle minibüsle gideceksiniz. Ben size onun hesaplamasını göstereceğim. Şu an 49 geçiyor. 45 geçe çıktığımı varsayın. Ben fazladan hesaplıyorum. Ve 70 km hızla gidiyorum. Minibüsler biraz daha yavaş da gidebilir. Şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Belki de bu hızla gidiyorlardır. Ama siz tabii ona göre hesap yapın. Şu an saat 12.49 geçiyor. Ama ben 45 geçe oradan çıkmışız gibi hesaplıyorum. Çünkü bazen... Bakın bu arada...
Bu yolda köy yoluna giren arkadaşlar için hemen şuradan dönüvereceksiniz. Pelitözü köyüne girerseniz eğer yanlışlıkla buradan döneceksiniz. Evet, Bilecik şehir merkezine gitmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar, özel öğrenci yurtları hakkında çok fazla bilgim yok. Ama çarşıda dolu, internetten yazarak bunlara ulaşmanız, o yurtlarda kalan arkadaşların yorumları sizin için bence daha önemli. Ben şimdi yurdun önüne gidip bakın burada yurt var dedikten sonra bir anlamı yok. Ha tabi devlet yurtlarını illaki göstereceğim. Yalnız erkek KYK'nın yerini ben de bilmiyorum. Onu böyle çok alakasız bir yere yapmışlardı diye hatırlıyorum. Birazdan navigasyondan bulabilirsem onu da göstereceğim. Bakın burada benim bir sürü üniversiteli arkadaşım var. Daha hiç erkek KYK yurtta kalan erkek arkadaşım olmadı arkadaşlar. Buradan yine aşağıya doğru iniyorlar minibüsler. Bu arada size minibüslerle alakalı bir taktik daha vereyim arkadaşlar. Eğer ki ana caddeden değil de, o size bahsettiğim cadde bu cadde, ana caddeden değil de Bilecik'in çarşısından binerseniz minibüse, çarşıdaki minibüs daha hafif dolu oluyor. Yani üniversiteye daha rahat gelebiliyorsunuz. Genelde ana caddedeki minibüsleri tüm öğrenciler yığılma yapıyor ve sadece üniversite minibüsü oymuş gibi davranıyorlar. Ama biz mesela üniversiteye çıkacağımız zaman direkt çarşıdaki minibüse binerdik. Çarşıdaki minibüs dediğimde H1, H2 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam eğer. Üniversite minibüsü de H7 arkadaşlar. H1 ile H2 numaralı minibüs istasyon ve TOKİ tarafından gelen minibüs. Hatta otogar ve hızlı tren bile olmuştur belki. Şu an bayağıdır minibüse bilmiyorum. O konu hakkında bilgim yok o yüzden. Tabii şu an değiştiyse bilmiyorum. Burası da Şehidi Bali Kültür ve Kongre Merkezi. Bir ara yeteneksizsiniz burada çekiliyordu arkadaşlar. Burada da bayağı güzel aktiviteler, tiyatrolar vesaire oluyor. Buraya da muhtemelen sık sık geleceksinizdir. Bu arada ben videoyu kesip biçiyorum ama dakika burada sayıyor arkadaşlar. Zaten en sonunda söyleyeceğim size. Ya camımı silecek kadar suyum kalmamış. İnanılmaz. Biraz temizleyebildim. Kusura bakmayın arkadaşlar, farkında değildim. Yoksa ona göre temizlerdim ama şu an temizlendi galiba biraz. Yani size elimden geldiğince net görüntü ve elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Derslerin İşlenişi ve hocalar hakkında soru soran arkadaşımız çok var. Arkadaşlar inanın ben de bilmiyorum. Zaten bilmeye de gerek yok. Bu hocasından hocasına değişir arkadaşlar. Bazı hocalar vardır iyidir, bazı hocalar vardır sevmezsiniz. O hani hocayla sizin aranızdaki iletişimle alakalı ve hocanın huyuyla, karakteriyle alakalı bir şey. Şimdi bir hoca yüzünden bütün hocaları zan altında bırakmak doğru olmaz. Bu hocalar kötü veya iyi diye. O konu hakkında ben yorum yapmayacağım. Siz geldiğinizde zaten görürsünüz. Ama çok fazla da değişmez üniversitesinden üniversitesine, merak etmeyin. Ha şunu biliyorum, kardeşim de burada okuduğu için sabahın köründe kalkıp hoca seçmek için böyle yarışa falan giriyorlardı. Herkes böyle aynı hocaya abanıyor. İyi hoca olduğu için veya kolay dersleri geçirebildiği için. Bu konuda böyle bir bilgi verebilirim size. Evet, şu anda Bilecik'in Tepebaşı dediğimiz yerindeyiz. Bilecik'in merkezine geldik sayılır arkadaşlar. Şöyle sağ şeride geçelim. Bu arada aracım otomatik. O yüzden videoyu rahat çekebiliyorum. Ben daha çok trafiğe konsantre olduğum için görüntüde aksaklıklar olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Önemli olan kaza bela olmaması. Şurası Bilecik Çarşısı'nın çıkışı arkadaşlar. Çarşı tek yön. Bazen yeni gelenler şuradan çarşıya girmeye falan çalışıyor. Çarşı sadece o taraftan bu tarafa tek yön arkadaşlar. Burası duraklarda en çok duyacağınız yer. Bana yol verdi. Teşekkürler. Evet, burası duraklarda en çok duracağınız yer arkadaşlar. Burası Vakıfbank durağı. Bakın minibüs durağıdır diye yazıyor zaten. Burası merkez. Genelde şuradan yolun karşısına geçip çarşıya iner öğrenciler. Hemen yanında Yapı Kredi, Garanti Bankası, karşı tarafta Denizbank. İşte Dilos diye bir dönerci var. Siz de geldiğinizde duyacaksınız yine. Kuveyt Türk. Yine dönercilerin arasında Nazlı Döner. Burada çok sevilen bir dönerci arkadaşlar. Öncü yine. Çok gidilen bir dönerci. Dönürüz. Aynı şekilde. Şimdi bir tane dönerciyi söyledik. Bütün dönercileri saymış gibi olduk ama dönerciler genellikle bu şekilde. Türkiye İş Bankası burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey ana cadde üzerinde. Şurada The Light diye bir kafe var. O kafede yeni açıldı. Manzarası çok güzel. O kafeyi de çok kullanırsınız. Buralarda işte börekçiler, dürümcüler. Bu arada bu yol üzerinde Yusuf Usta diye bir dürümcü var. Adana dürüm yapıyor. Arkadaşlar unutmayın bu ismi. Yusuf Usta. Bayılacaksınız. Bakın burada yine ATM'ler mevcut. Şimdi burası Kayı Plaza. Kayı Plaza'nın altında bir burger mevcut arkadaşlar. Burada kafeler mevcut. Yani
çoğu kafe burada diyebilirim ama daha iyi kafeler başka yerlere de var. Bu arada az önce de ATM'leri gösterdiğim yerde şey vardı. New Point diye bir yer var arkadaşlar. Orası otel, aynı zamanda alkollü bir mekanı da mevcut. Şimdi alkol sağlığa zararlı ama soran arkadaşlar oluyor. Şurada Kafe Leyla diye bir kafe var arkadaşlar. Burası eskiden Osmanlıydı. Bilecik'in sonuna yaklaştık. Burası eski otogar arkadaşlar. Bakın Bilecik Belediyesi Otobüs Terminali diye yazıyor zaten. Yine burada ATM'ler mevcut. Ben devam ediyorum. Saat 12.56 geçiyor. Yani yaklaşık 10-11 dakika oldu ve biz buralara kadar geldik. Yine burada böyle işte yerler yaptılar. Buraya Bilecik'in tarihiyle alakalı ürünler falan satıyorlardı. Şurada bir çay ocağı gibi bir şey var. Burada bir çocuk parkı var. Yine buraya öğrenciler falan da akşamları bazen gelebiliyor. Sevgi Yolu diye de geçiyor burası. Bilecik şu anda bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Bundan sonrası TOKİ ve istasyon diye devam ediyor. Ama biz duracak mıyız? Hayır, durmuyoruz. Çünkü size yeni otogarla yüksek hızlı tren garını göstereceğim. Bu arada burası da Kent Ormanı. Kent Ormanı'na minibüs yok arkadaşlar. Bu arada bazı bayan arkadaşlar, ben işte korkuyorum, üniversitelerde kadınlar öldürülüyor, işte başlarına iş geliyor gibi bana mesajlar atıyorlar. Ben Bilecik'te öyle bir şey duymadım arkadaşlar. Bilecik halkı gerçekten öyle insanlar değiller. Bilecik değilim ben de bu arada, Eskişehirliyim. Bu herkese sonuna kadar güvenmemiz gerektiğini mi gösteriyor? Hayır. Siz yine de temkinli olun. Siz temiz insanlarla, düzgün insanlarla takıldığınız sürece hiçbir şekilde, hiçbir yerde problem yaşamazsınız. Takılacağınız insanları iyi seçin arkadaşlar. Ama bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli. Ben mesela takıldığım insanları çok iyi seçerim arkadaşlar. Böyle herkesle oturup kalkmam. Size de bunu öneririm. Evet, şu anda TOKİ yolculuğumuz devam ediyor. Sol tarafta TOKİ'ler var arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi birazcık şehrin dışında kalıyor. Şu anda da yokuş iniyoruz. Bilmiyorum, videoda belli oluyor mu? Şu an yokuş indik. Bilecik'in Eskişehir tarafındaki girişinden giren arkadaşlar bu yoldan çıkacaklar arkadaşlar. Bu yolları hatırlarsınız. TOKİ sizin sağınızda kalacak. Evet, motorcu arkadaşımızla sıkıştırmadan şöyle sağ şeride geçelim. Arkadaşlar, aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama inşallah bir şeyler unutmuyorumdur. Burası yine hala TOKİ. Burası eski TOKİ arkadaşlar. Güneş TOKİ diye de geçer. Bakın saat şu anda 1 oldu. Yani biz 15 dakikadır yolculuk yapıyoruz. 15 dakikadır şu anda istasyona gelebildik. Tabii bu minibüste daha da yavaş olacak arkadaşlar. Yani normalde bildiğim kadarıyla 45 dakika 1 saat kadar yüksek hızlı tren garı ve otogar sürebiliyor. Belki de fazladır veya azdır ama benim tahminim o şekilde. Çünkü minibüsler sürekli dur kalk yapıyor ve gitmesi gereken 1 dakika var arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi. Şu anda istasyona geldik. Şu yolda bir çalışma var arkadaşlar. Siz sol taraftan geleceksiniz muhtemelen. O yol şu anda kapalı gördüğünüz gibi. Ha, belki siz gelene kadar yetişir mi bilmiyorum ama şu anda gördüğünüz gibi çıkmaz yol tabelası koymuşlar. Çünkü ileride o yol kapanıyor. Evet. Devam ediyoruz. Burası eski tren garı. Şu anda aktif değil diye biliyorum. Sol tarafında da bir fabrika mevcut. Bilecik'in sanayisi gelişmiş arkadaşlar. Yani burada çok fabrika var. Ama sanayisi gelişmiş diye tabii yeşilliğini kaybetmiş bir ilimizde değil. Bilecik yemyeşil. Şöyle gördüğünüz gibi zaten her yeri yeşillik. Çok güzel göletleri vesaire bulunmakta. Zaten onlara internetten ulaşabilirsiniz. Ben de her şeyi bir video içerisinde ne yazık ki sığdıramıyorum. Şu abimiz geçecek galiba, beni bekliyor. Geç abi. Bunlar öğrenci, üniversite için geldi. Buyurun, geçeyim sizinle. Tamam. Kamera tutukladım bizim ama inşallah ayıp olmamıştır. Keşke GoPro'ya getirseydim. Evet, şu anda siz buradan sola döneceksiniz yani. Yüksek hızlı tren garı ve otogar sol tarafımızda kalacak. Zaten yazıyor orada. Ya şu güzellikler de var arkadaşlar ya, baksanıza. Ben Bilecik'i seviyorum. Eskişehirliyim ama gerçekten Bilecik'i seviyorum. Arkadaşlar, hepinizden özür diliyorum. Hafızam dolmuş ve oradan buraya boşu boşuna gelmişim. Ama ben size geldiğim dakikayı söyleyeyim. 25 dakika içerisinde geldim. Şöyle tekrar geri döneceğim şuradan. Şuradan döndüm geldim.
Evet, yüksek hızlı tren garı burası arkadaşlar. Çok özür diliyorum, yani durduğumda fark ettim. Çünkü yola konsantre olmaya çalışıyorum. Evet, yani üniversiteden burası 25 dakika sürüyor aracınızla arkadaşlar. Ama minibüsler söylediğim gibi 45 dakika, 1 saat civarında gelir muhtemelen. Eğer öğrenirsem onu da yazarım arkadaşlar size yorumlara. Evet arkadaşlar, burası yüksek hızlı tren garıydı. Benim az önceki geldiğim yolu zaten gördünüz. Şimdi o geldiğim, bakın minibüs geliyor. Bakın bu otogar minibüsü H8. Bu minibüs yeni geldi arkadaşlar. Normalde bu yoktu. Eskiden otogar merkeziydi. Yüksek hızlı tren garı da olmadığı için öyle bir hat yoktu. O hat sonradan eklendi. Normalde hat 7 vardı üniversite minibüsü. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Az önce geldiğim yol sağ taraftı. Şu an ben tekrar o caddeye çıktım. Şu anda 7 geçiyor arkadaşlar. Oradan orası da çok fazla sürmüyor zaten. 2 dakika 3 dakika en fazla rotar yaparız. Hatta o kadar bile sürmez. Oradan hiç durmadan buraya geldiğimi düşünün. Tabii siz döndüğümü görmediniz ama dönmüş olsak bile orası 25 dakikaysa burası da 26 dakikadır. Evet, otogarımız göründü arkadaşlar. Burası da Bilecik otogarı. Siz şimdi otobüse bindiğiniz zaman yeni otogar mı eski otogar mı diye sorduğunuzda size zaten bilgi vereceklerdir. Ama genellikle yeni otogar oluyor arkadaşlar. Otogarımızın minibüsleri de bulunmakta. Nereden minibüse bineceğinizi bile göstereceğim ben size bu videoda. Ay aman, yanlış yerden giriyorum. Evet, otogarımızın girişi burası. Bu videonun elimden geldiğince bilgilendirici olmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü üniversiteye bilmediğim bir şehre gitmenin ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar, şurası taksi durağımız. Burası da minibüslerin kalktığı yer. Minibüsler genellikle tam buradan kalkar. Yani siz otogardan indiniz diyelim. Tam olarak indiğiniz nokta bakın karşıda. Bir otobüs görünüyor hatta oradaki Kamil Koç'un otobüsü. Bu büyük kapıdan gireceksiniz. Dümdüz geleceksiniz. Burası minibüsün kalktığı yer. Buradan çıkacaksınız arkadaşlar. Ben de şöyle döneyim. Buradan minibüse bindiğiniz zaman minibüs sizi zaten götürecek. Şimdi buradan kalkan minibüs yüksek hızlı tren garından da yolcu alıyor arkadaşlar. Az önce söylemiştim zaten yüksek hızlı tren garını size. Bakın buradan gelecek minibüs. Tam bu noktadan çıkış yapacak. Az önce bizim geldiğimiz yoldan gidecek yani. Şu an bakmayın, burada minibüsler yok, taksi yok. Bakın bir tane geliyor hatta. Bu hat 1 minibüsü. Bu TOKİ arkadaşlar. TOKİ minibüsü ama bu da üniversiteye çıkıyor. Zaten sorarsınız şoföre, size söylerler. Bilecik küçük bir şehir olduğu için minibüsleri çok karışık değil. Onu çabuk öğrenirsiniz. Hat 1, hat 2, hat 7. Hat 8 de girdi artık bunun içine. Bunlar üniversite minibüsüydü. Ama ben bayağıdır minibüse de binmiyorum. O yüzden yanlışım varsa şimdiden affola. Ama siz zaten şoförü sorduğunuzda o size bu veya değil diye söyleyecek. Çok uzun bir video oldu. Ama bilgilendirici bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha aklınıza takılan bir şey var mı? Yorumlarda belirsin lütfen. Ben de yardımcı olmaya çalışayım. Bakın şu an gördüğünüz gibi 11 geçiyor. Yani otomobille bakın otogara kadar geldik. Hatta yüksek hızlı tren garına girdik çıktık. Bence çok büyük bir fark yok. Hani büyük şehirde yaşadığınızı düşünün. Zaten İstanbul'dan falan gelen varsa bunlar bir şey değil onlar için. Bizim gibi ufak şehirlerde yaşayan arkadaşlar için gösteriyorum arkadaşlar bunları. Evet. Yüksek hızlı tren garı, az önce buradan çıktık. Benim de hafızamda olmadan önce videomun kesildiği yol bu yol arkadaşlar. Oradan gelip hemen sola dönmüştüm. Bilecik güzeldir arkadaşlar. Ben Bilecik'i çok seviyorum. Bütün şehirlere yakın. Ve Marmara'nın kalbidir Bilecik. Yani geldiğinizde biraz ön yargılı olacaksınız. Ama ben bunu diğer üniversitelerimde görmüştüm. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okurken biz nereden geldik bu Muğla'ya diyen insanları gördüm. Eskişehir'de okuyan insanlar da aynı şekilde. Çanakkale'de de öyleydi. Yani Bilecik'te de öyle. Her yerde böyle. Bu dediğim gibi daha çok sizin farklı bir şehirde yaşama psikolojinizle alakalı ve lisedeki o sıcak ortamı bulamamanızla alakalı arkadaşlar. İnsan mesela o üniversitedeki soğuk ortamda böyle eski zamanlarını düşündüğü zaman, o lise zamanları, o lisedeki sıcaklık, o masumluk. Arkadaşlar büyüyorsunuz. Ne yazık ki öyle olmuyor.
Hani siz de bunu alışıp kabul etmeniz gerekiyor. Bunları hatırladığınızda üzüleceksiniz ama yapacak bir şey yok. Bu Bilecik'le alakalı bir şey değil. Bu nereye giderseniz gidin olacak bir şey arkadaşlar. Bu size büyüdüğünüzü hatırlatsın ve hayatı biraz daha ciddiye almanız gerektiğini hatırlatsın. Yani benim verebileceğim tavsiyeler bunlar. Tabii çevrenizden de yine bu şekilde şeyler duyacaksınız. Sizin moralinizi bozmak isteyen, psikolojinizi bozmak isteyen arkadaşları hiç kale almayın. Gidin sakın gelmeyin, başka yerde okuyun. Bakın gidin. Diğer üniversitelerin itiraf sayfalarına bakın, yorumlara bakın, aynı şeyleri göreceksiniz. O yüzden o insanları takmanıza hiç gerek yok, moralinizi bozmaya gerek yok arkadaşlar. Bu sizin hayatınız olacak. Biraz zor olacak, hayatın gerçeklerini öğreneceksiniz. Paranızı nasıl harcamanız gerektiğini öğreneceksiniz. Kazık yiyeceksiniz, karakteriniz biraz daha değişecek. Ama siz her zaman iyi insan olmaya bakın ve her gördüğünüz insana güvenmedikten sonra problem zaten yaşamazsınız. Ha tabii mesafeli olun demiyorum. Yine mesafenizi koruyun ama herkese de sonsuz güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü burası üniversite hayatı. Evet, Bilecik'in dönüş yolu da aynen bu şekilde. Söylediğim gibi burası Eskişehir tarafından yapılan giriş. Şimdi aynı yoldan döndüm arkadaşlar. O tepebaşı dediğim yere geldim. Buradan da size erkek KYK yurdunu göstereceğim. Çarşıyı zaten söylemiştim, sağ tarafında kalıyor şu anda. Bilecik'in de bir trafik sıkıntısı var işte arkadaşlar. Özellikle akşamları 4-5 gibi aklınızda bulunsun. Çok fazla trafik oluyor. Aynı şekilde sabah da öyle. Hani öğrenci arkadaşlar böyle derse merse geç kalırsa vay efendim neden geç kaldım diye düşünmesin. Ben şimdiden uyarımı yapayım. Çünkü fabrikalar da organize sanayi de o tarafta olduğu için arkadaşlar doğal olarak biraz sıkıntı olabiliyor. Evet, şuradan sağa döneceğim. Şöyle geniş açı alayım da daha rahat görün. Erkek KYK yurdu çarşıya biraz daha yakın. Ama tabii biraz da köhne yerde kalıyor. Ve arkadaşlar inanın, bakın kaç senedir Bilecik'teyim, hiç erkek KYK yurdunda kalan arkadaşım yok. Genelde hep böyle erkek yurtlar oluyor ama bizim mahallede falan oralarda kalıyorlardı. Hep böyle özel yurtlarda falan kalanları gördüm. KYK'dan hiç arkadaşım olmadı. O yüzden KYK'nın yerini az önce navigasyondan öğrendim. Şuradan döndüğümüz gibi karşıma çıkması lazım. Evet. Buralar bir yerler. KYK ama neresi? Çok ilginç. Bulamadım mı yoksa? Şurada uçtan gördüm arkadaşlar. Şurası erkek KYK. Birazcık zayıf kalıyor. Adam oturuyor. Adamı da çekmek istemiyorum da. Evet, erkek KYK'yı da gördünüz. Bakın şurada bir hamam var. Buraya da boynuk oynamaya gelebilirsiniz. Eskiden burada buz pateni falan yapıyordunuz ama şu an mevcut değil galiba. Buralarda oturur sohbet muhabbet ederler herhalde ya. Çünkü buralarda banklar falan da mevcut. Bakın şurası da ana cadde dediğim cadde. Şurada bir Hamsi Köprüsü diye köprü var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Karşı tarafta zaten askeri. Evet, umarım size yararlı bir video çekebilmişimdir arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz bu videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Yine bu videonun altına işte biz daha detaylı bir video istiyoruz diye yorum atarsanız ben size üniversitenin daha detaylı bir videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan beni takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.